arkadaşları madende hayatını kaybederken birçok kez eylem yapan, karşı çıkan işçiler artık Soma'da hiçbir madene alınmıyorlar. Kara listeler hazırlanmış ve bu listelerde de bu kişilerin adı var ve o isimler şu anda madencilik yapamıyorlar. Artı TV muhabiri Nalin Öztekin, hak arayışına giren maden işçilerinin yaşadıklarını bu sözlerle anlattı. Soma davasının avukatlarından Evren İşler, mahkemenin Soma Holding'in patronu Can Gürkan'a yeniden maden patronu olma yetkisi vermesine de tepki gösterdi. Can Gürkan'la ilgili olarak ruhsat sahibi ve rödovansçı olarak maden ocağı işletemezsin demişti. Genel müdüre genel müdür olarak işletemezsin, iş güvenlikçisine iş güvenliği uzmanı olarak çalışamazsın demişti. İstinaf Mahkemesi bunu kaldırdı. Hı hı. Yani Can Gürkan'ı hem tahliye etti hem de git diğer madenlerde çalışmaya devam et dedi. Odak'ın bir diğer konu CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'ydu. Aradan geçen bu 5 yıldı, 5 yıl boyunca bir arpa boyu dahi yol kat edilmedi. Bir de şöyle bir şey var. Geçtiğimiz günlerde Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel bunun istatistiğini çıkartmış. Bu 5 yıl boyunca 2018 yılın sonuna kadar 299 tane madencimiz vefat etmiş, ölmüş, iş kazalarında ölmüş. Yani 301 tane madenci bir anda bir kazada bir iş cinayetine kurban gittiği için infial yaratıldı. Evet. İnfialde haklıdırlar ama her sene 50 tane, 60 tane, 70 tane madencimiz iş kazalarında ölüyor.